Ayşe'yle mi görüşüyorum? İlk önce çok geçmiş olsun. Ben sizi Kızılay'dan arıyorum. Rica ederim. Sizin bulunduğunuz bölgeye yardım ulaştı mı? Tamam. Peki şu an bir ihtiyacınız olan bir şey var mı? Gıda, su. Anlamadım. Çadır. Ben size çadır için bir numara verebilirim. Ona ulaşırsanız daha hızlı bir sonuç alabilirsiniz. AFAD'ın numarası size verebilirim. Çok geçmiş olsun tekrardan. İyi akşamlar. Şu an evsiniz olan bir ihtiyacınız var mı? Alo, iyi günler. Çadır için size daha hızlı dönüş yapılabilmesi için AFAD'ın numarasını verebilirim. Ben sizin arıyorum şu anda. Şey diyecektim size, herhangi bir yerden yanınıza bir yardımlaştırmayacak. Tamam, ben şu an Kızılay'dan arıyorum yalnız. Merhaba, iyi günler. Kızılay'dan arıyorum. O zaman ben Kızılay'a yardım olarak nasıl oluyorum? Bekliyorum. Çadır için ben size yetkili bir numara versem. Şu anda acil olan bir şey var mı? Şu an not alabilir misiniz numarayı? İstediğiniz bir şey. Bir gıda yardımı falan. Anlamadım. Bir tane ister misiniz? Tamam. İsterseniz eksik. 250. Ben kaymakamlı değil de bu şey canlı mı? Merhabalar. İyi akşamlar dilerim. Ben Kızılay'dan arıyorum. Bekliyoruz. Sağ olun. Genellikle şey diyorlar. AFAD'a var. Ben Kızılay'dan arıyorum. Jandarmaya yönlendiriyor. Evet. Onlar da bir kısmı kız arkadaşlarımızdan bayanlarla teşekkür olmak üzere yaklaşık 550 gibi bir rakam verdiniz bana. Bu son derece önemli bir rakam. Şimdi seferberlik konusunda elbette genel merkezinizde koordinasyon içerisinde deprem bölgesinde sizler de gittiniz, orada çalışmalarda katıldınız. Bu genel kapsamda bu çalışmalarda Kızılay Karadeniz Ereğli Şubesi'nin üzerinde atıl olanlar nelerdi? Şimdi bir de bildiğim kadarıyla siz şube başkanlarından biri olarak da sorumlu ilan edildiniz. Kahramanmaraş'ta sorumlusunuz bildiğim kadarıyla. Bu gerçeğin altını çizerek şu ana kadarki çalışmalarınızın bana kısa bir özetini sıralar mısınız? Kahramanmaraş il başkanımızın ailesi üç altındaydı. Çoğu ailesinin fertlerini kaybetmişti. Annesi, babası, kendisi sağırdı ama şube başkanlığı yapabilecek şeyde değildi şu anda. Kızılay hizmet edecek durumda değildi. Hem ailesinin enkaz çalışmaları vardı hem de o psikolojiyle. Çünkü afet bölgesinde devletin her kurumunun fertleri var afet bölgesinde. Ama afet olan yerde oranın sorumlu olan kişileri de ya canları, ya akrabaları, ya kendileri afet bölgesine kaldı. İnsanlar bunu ilk önce hiçbir şekilde şeyden çıkarmasın. Yani o bölgede hani bazılarında manipülasyonla yapıyorlar, hani şey yapıyorlar ama o bölgenin insanı da kendisi de afet aldı, afetse de. Şimdi Maraş'tan Elbistan'a kendi ilçesinin içerisinde 1,5 saate gidiyorsun, 2 saate gidiyorsun yani. Ve çevrendeki iller de aynı şekilde afet geçirmiş. Ondan dolayı bir kopukluk olmuş olabilir ilk etap için. Maraş bölgesinde gittiğimiz zaman dediler ki şube başkanı böyle bir özel durumu var, sen buraya şu an için bir başkanlık yap. Biz de oradaki bütün afet genel müdürümüzün talimatıyla, İbrahim Üzer'in talimatıyla bütün bölgeye nasıl hareket ederiz bilmem ne, onun doğrusuna plan yazdık. Ben köylerden sorumluyum. Burada da arkadaşlar hala köylerle ilgili çalışma yapıyor. Gönüllü bir ordusu vardı. Bizim organize ettiğimiz gönüllü bir ordusu vardı ama Kızılay şubeleri, işte Iğdır şube olsun, Bartın şube olsun, Kastamonu şube olsun ve sayamadığım birçok daha böyle şube var. Aklımda hiç küçük bunlar kalmış. Çok yoğun çalıştılar çünkü. Ereğli şube olsun. Ne yaptık? Hemen koordinasyonu kurduk. Koordinasyonun başına, ilk başta masanın başına ben oturdum. Dedik ki arkadaşlar köylere yardım çıkartalım. Nasıl çıkartalım? İşin öbür tarafı biz de şeyi bilmiyoruz, sahayı bilmiyoruz. Şimdi Ereğli'de oturduğumuz yerden her köye yönlendirme yapabiliriz. Üç köye giderken deriz bayağı doğru, ters yoğru şunu diyebiliriz. Burada orada öyle kelimeyi de kullanabiliyoruz. Önümüzde bir şey listesi, köylerin listesi. İşte onu yapmaya çalışıyoruz. Biz de hemen kendimize bir formül bulduk. Ne yapacağız dedik. İşte Turan Köyü'ne gidecek şey 12 Şubat'ta. Hemen interneti açtık buradan. Yazdık Turan Köyü. Çevresindeki 5 tane köyü tespit ettik. Hemen arkadaş sen oraya. Öteki arkadaş sen oraya bir organize oldun. Bütün köylere ulaşmaya çalıştık. Bir köye ulaşamadık sadece. Offroad araçlarının çok büyük desteği oldu. Offroad arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Onlardan Allah razı olsun. Hepsinden Allah razı olsun. Onlara ayrı bir parantez açmak istedim.
Maraş'ın köylerinde kar var. Yani merkezde kar yok ama dağ köyleri var, şey köyleri var, kar yok alan. Yani bir yandan çok aşırı bir soğuk var ve bir yandan tepelerde kar var. Ulaşımla alakalı sıkıntı var. Bir köyde heyelan olmuş, heyelandan dolayı ulaşılamadı. Ona da telefon etti, muhtarı dedi ki benim şu an için hiçbir ihtiyacım yok. Acele etmeyin. Hani dedim ki dağ yollarından rokorada araçlarını yolluyorum. İmkanımız var mı? Yok yok dedi. Bizim köyde yıkıntı yok. Temel gıda ihtiyacımız da yok. Bizde de hiçbir şekilde ihtiyacımız yok. %99'dan bu şekilde ulaşmış olduk. Şimdi Ereğli'ye geldik. Maraş bölgemizi ve Adıyaman bölgemizi, yani Maraş'tan sonra Adıyaman'a da geçtik. Adıyaman'da da destek verdik. İşte 3-4 günde Adıyaman'da kaldık. Buraya geldik. Burada hemen call center oluşturduk. Biz ne yaptık? Oradaki arkadaşlar devam etti, biz de devam ettik. Nerede eksik yaptık? Belki atladığımız bir yer olmuştur, belki eksik yaptığımız bir yer olmuştur diye. Oradaki köy muhtarlarımızı en uygun tespit edebileceğimiz köy muhtarlarını tek 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 burada call center'dan arayarak şey tespit yaptık. Hem gidip gitmediğimiz noktasında hem ihtiyaç durumundaki biz Ereğli Şube, Ereğli'den Maraş'a telefon açarak artık ulaşım var. Her köyde ne ihtiyacı var, mesela ne eksikleri var, mesela şeyleri çıkartmışsın. Mesela burada Elbistan'ın Kalaycık köyünde Muhittin Özdemir muhtarı köyün kendisi köyü demiş ki bizim köyde her ihtiyacımız var. Kömür, patates, soğan ihtiyacım var demiş yani. Her bölgenin kendine göre şeyi var. Hemen altındaki Kalealtı köyünde hijyen, tüp, yağ, şeker ihtiyacı var demiş köylüleri. Diğer malzemeleri. Mesela Maraş'ın köylerinde biz mesela giderken süt de çok yolladık dediler ki almadılar sütleri. O kadar gururlu insanlar ki yani ihtiyaçlarını alıyorlar kendince. Sütleri geri yolladılar. Dediler ki burası Maraş, burada her yerde şey var, hayvancılık var. Bizim sütle ihtiyacımız yok. Sütleri geri yolladılar. Biz onu başka bölgelere sevk ettik. Bu şekilde çalışmalarını biz yaptık. Ondan sonra Adıyaman'a gittik. Adıyaman'da da aynı strateji izleyerek aynı şekilde devam ettik. İşte Karadeniz Ereğli Şubesi olarak deprem bölgesine hizmet ettik. Hala da işte bugün call center olarak kurduğumuz ekimde deprem bölgesine hizmetlerine devam ediyoruz. En önemli noktalardan bir tanesi önümüz hem Ramazan hem insanların ihtiyaçlarının sürekliliğini sağlayabilmek adına değerli bağışçılarımıza sesleniyorum, kurumlarımıza sesleniyorum. Önümüz Ramazan fitre, zekat planını Ereğli Şubesi Kızılay'a verebilirler. Deprem bölgesinde kullanılmak üzere şartlı olarak da verebilirler. Büyük kurumlarımız yapacağı yardımlarından tamamını gelir vergisi maturalarından düşebilirler arkadaşlar. Gıda polisi alacaklar %1 de olsa, %8 de olsa Kızılay Şubesi aracılığıyla alırsak kahvede, KDV'den de muaf. Ereğli halkının bu yönde duyarlılığını zaten biliyorum. Önümüzde Ramazan'da hep beraber Ereğli olarak Adıyaman'da bir aşevi açalım. İnşallah. Sevgili başkanım, az önce yardımları sağlamıştınız. Bir daha söyler misiniz onları? Altını çizmemiz açısından. 5 tır ısıtıcı ve madde. 5 tır ısıtıcı. Soba. Şimdi hepsi bizim Ereğli'den kalkmadı. Benim çeşitli organizasyonlarımla diğer çevre illerden arkadaşlarım mesela şeyden bir tır su kalktı. Adapazarı. Ankara'dan başka bir şey oldu. Urfa'da mazot mesela onu unuttum mesela. Urfa'da benim petrolcü arkadaşlarım var. Urfa'dan şey Adıyaman'a mazot taşıdılar. Sağ olsun. Yani mazot taşıtları, yani bir sürü bir organizasyon yaptık. Mesela Almanya'dan 1500 tane tır geldi. Buna bizim aracılığımız yetti. Ha biz bunları da afata derdik. Çünkü o bizim asli şeyimiz değil. Afat, hani sen diyorsun ya sorumluluk alanları. O bizim sorumluluk alanımız değil. Afat bizden daha iyi biliyor bu nerede kullanılır şeyi. Biz orada, ben Ereğli Şubesi olarak da dağıtabilirim. Ama bizim için o külfet, niye külfet? Bizim işimiz yemek, yaşe, o işi karşılanırken biz o jenerikleri dağıtmak için mücadele edemeyiz. Biz o yüzden geldik, organizasyonu yaptık. Saadet Hanım'dan Allah razı olsun hemen tık, o operasyon bitti. Evet. Deprem bölgesi. Önemli olan kimin getirdiği, ahbabın götürdüğü, onun götürdüğü, Sinan'ın götürdüğü, benim götürdüğü. Önemli olan hizmetin geri dolaşması. Yani ısıtıcı ve o jeneratörler çok önemliydi. Onun evet. için bir kez daha altını çizmenize fayda veriyorum. Ama mazot yoktu. Ya. Şimdi... jeneratör götürüyorsunuz, mazot yok. Yani şimdi adam katalitik soba yolladı burada mesela. Ya arkadaş tüp yok ki orada. Şimdi tüp var bir gün, iki gün kullandık bunu sürekli... Yani bu işin sürekliliği önemli. Yani senin oradaki eski katalitiğinle bir şeyinle tamam Allah razı olsun. İkisi en ufak yardımına, en büyüğüne kadar hepsine saygı duyuyorum. Millet duyuyorum. Ama bu işin sürekliliği çok önemli. Evet.